Tarihi direnişe hep birlikte katılalım. 37 kişinin hayatını kaybettiği 108 sanıklı 6-8 Ekim terör olayları davasında beklenen fezlekeler hazırlandı. 9 HDP'li milletvekili hakkında fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı fezlekelerle 9 HDP'li vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Savcılıktan yapılan duyuruda söz konusu kişilerin şiddet olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller bulunduğu ifade edildi. Sayın Abdullah Öcalan'a binlerce selam gönderiyorum. Fezlekeler HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'la grup başkan vekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş hakkında oluşturuldu. Bu isimlerin yanında HDP'li vekiller Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli ve Pero Dündar da hakkında fezleke hazırlanan isimler oldu. 6-8 Ekim olayları davasında PKK'nın dağ kadrosundan Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan gibi isimler de yargılanıyor. Dava iddianamesinde 37 kişinin öldüğü, 326'sı güvenlik görevlisi, 435 kişinin yaralandığı ve olaylar nedeniyle 2676 kişinin mağdur edildiği ifade edildi. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı sanıklar için 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanıklar devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme, 31 kez öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanacak. İşlendiği belirtilen 40 suç arasında kamu malına zarar verme, hırsızlık, bayrak yakma ve Atatürk büstlerinin yakılmasıyla yıkılması gibi eylemler de bulunuyor. Öte yandan bir yargı adımı da Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Onama kararı mecliste okunduğunda Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülecek. Ömer Faruk Gergerlioğlu 2 yıl 6 ay hapis cezasını terör örgütü propaganda suçundan almıştı.